Mutevekkilin oğlu, Mutevekkil Abbasi'nin oğlu ne yapmış? Mutevekkil Ehli Beyt'e bakın Emeviler içerisinde Muaviye zulümde ne ise Abbasiler içerisinde Mutevekkil de zulümde odur. İmam Hüseyin'in Kerbela şehitlerinin mezarlarını yok etmek için uğraşmıştır. Tahrip etmek için hayvanları adeta oraya affedersiniz sürmüştür ki mezarları sürmek için. Suları oraya, Fırat'ın sularını oraya yönlendirmiştir ki, ki mezarlar suların altında kalsın. Ama hiçbirisini başaramamıştır. En sonunda genelge çıkarmıştır. Devlet genelgesi Hüseyin'in ve Kerbela şehitlerinin ziyaretine gitmek yasaktır. Ve bu ziyarette kim yakalanırsa cezalandırılacaktır. Kolu kesilecektir. İkinci kez gidenin diğer kolu. Sonrasında bu yasayı hafifletmişler. Ziyarete gitmek isteyen devlete bu kadar maliyet para ödeyecek. Bak, Böyle bir zalim. Hazreti Ali ve dostlarına çok zulmeden, Hazreti Ali'nin yoluna zulmeden bir zalim. Ama sonunda bakın bu mutevekkil nasıl öldürülmüştür. V veziri Fazl ibni Hagan Mutevakkil kendi veziri Fazl ibni Haqqan'ı halkın gözünde yüceltmek için ve İmam Ali'ye Naki Aleyhisselam'ı da halkın gözünde küçük düşürmek için efendim bir namayeş sergiledi. Bir tiyatro efendim. Yani bir senaryo yazdı ve bu yazdığı senaryoyu da sokakta icra etti. Emir verdi dedi ki şehrin Bağdat'ın e, Samira'nın şehrin bütün şehirde bütün kabile liderleri bakın şehirde bütün kabile liderleri bütün umara umara hanedanla yani Abbaslara yakın olan eşraf büyük tacirler büyük tacirler ve alimler, alimler, seyitler, bunlar gelecekler sokakta ben ve vezirim Fazlı İbni Haga'nın atının arkasında yürüyecekler. Biz de atın üzerinde yürüyeceğiz. Bakınız müminler böyle bir şey böyle bir senaryo hazırlamış ve mutavekkilin memurlarından zurafe adında bir memur diyor ki ben o e, alimlerin, seyitlerin, işte kabile liderlerinin, tacirlerin içerisinde İmam Aliye Naki aleyhisselamı da gördüm. İmam Aliye Naki 10. imamı da gördüm. Hava çok sıcaktı, çok da terlemişti diyor İmam. Gittim bunun yanına dedim ki ey peygamber evladı siz niye bu sıcakta dışarıya çıktınız? Siz niye zahmet çekiyorsunuz? Sizin buraya gelmenize hiç gerek yoktu ki siz neden geldiniz? Dedi zorafe, mutevekkil bu şeylere bu yapılanların hepsini beni küçük düşürmek için yapmıştır. Halkın gözünde beni efendim küçük düşürmek için, beni horlamak için, hakir kılmak için bunu yapmıştır. Ama mütevekkil bir şeyi bilmiyor ki benim tırnağımın bir parçası Hazreti Salih'in devesinden ve o devenin yavrusundan daha değerlidir Allah katında. Mütevekkil bunun farkında değil. Diyor ben bu sözü imamdan duydum. Geldim eve, zorafe diyor. Eve geldim çocuklarımın üstadı öğretmeni var idi. Çocuklarımın öğretmeninin Ali Şiası olmasından şüpheleniyordum. Dedim ki bu adam kendisini biraz saklıyor. Ben İmam Ali Yennaki Aleyhisselam'dan işittiğimi buna bir söyleyeyim. Diyor ben buna söylediğimde çocuklarımın öğretmeni dedi ki sen bu sözü İmam Ali Yennaki Aleyhisselam'ın kendi ağzından işittin mi? Dedi evet işittim dedi sen de mutevekkile yakın birisisin. Tedbirini al üç gün içerisinde mutevekkil helak olacak. Diyor bu böyle söyleyince diyor ben buna öfkelendim. Çünkü mutevekkile yakın birisiydim. Evet İmam Aliye Naki işte Fatıma neslinden olduğu için ona ayrı bir sevgim de var idi. Ama mutevekkile saraya yakın birisiydim. Diyor bundan dolayı çocuklarımın öğretmenine öfkelendim, kızdım ve bunu evimden kovdum. O gittikten sonra diyor ben kendi kendime düşündüm ya bu öğretmenin dediği ya doğru olursa, üç gün içerisinde mutevekkil helak olursa ben ne yapacağım? Diyor ben tedbirimi almaya başladım. Nakdi mal, mal varlıklarımı bir araya topladım, hepsini götürdüm, bir yere gömdüm. Ve üçüncü gün mutevekkilin kendi oğlu, bakın halifenin kendi oğlu, mutevekkilin sarayının içindeki özel hizmetkarlarıyla beraber bir grup Türk ile, Tarihe bakın. Bir grup Türk ile geldiler sarayda. Mutevekkili diyor kılıçlarıyla parça parça ettiler. Bunu kim yaptı? Mutevekkilin kendi oğlu. Ne zaman? İmam Ali yanına o sözü dedikten sonra. Ve bu zürafe... Mutevekkilin memuru diyor ki mutevekkil oğlu tarafından kılıçla parça parça edildikten sonra ben diyor Çocuklarımın öğretmeninden duyduklarımı Çocuklarımın öğretmeninden duyduklarımı gittim İmam Ali'ye Naki Aleyhisselam'a anlattım. Dedim peygamber evladı o gün ben size demiştim siz burada ne arıyorsunuz ve siz dediniz ki mutevekkilin amacı budur ve benim tırnağımın bir parçası Hazreti Salih'in devesinden ve onun yavrusundan daha değerlidir. Ben bunu çocuklarımın öğretmenine söylediğimde çocuklarımın öğretmeni dedi ki mutevekkil üç gün içerisinde eğer imam bunu demişse mütevekkil üç gün içerisinde helak olacak ve helak oldu da peygamberin evladı siz bir şey mi söylediniz? İmam buyurdu ki ben o gün mütevekkile nifrin ettim. O gün ona nifrin ettim, Ben beddua ettim ve Allah benim nifrinimi onun hakkında kabul eyledi. Bakınız müminler, dolayısıyla eğer bir insan heva ve hevesine tabi oluyor ise heva ve heves onu haktan uzaklaştırır.